Bugün quesadilla yapacağız. Evet efendim, hoş geldiniz. Bana dediniz ki tek başına çok sıkıcı oluyorsun. Ondan dolayı da yanımda güzel güzel kızlarla sizlerle beraber olmaya devam ediyorum. Hoş geldin İlkeciğim. Hoş bulduk. Burada olduğum için çok mutluyum. Zaten sürekli sizin kanalınızı izliyorum. Arkadaşınız olmamın dışında severek takip ediyorum. Teşekkür ediyorum. Bugün bir Meksika tarifiyle beraberiz İlkeciğim. Aslında İlke tabii işin şu tarafını bilmiyor. Benim genelde misafir almamın sebebi yani yapmaktan hiç hoşlanmadığım işleri misafire kakalamak. Şimdi İlke'cim, biz aslında İlke'ye sorduk. Sen yemek yapmak ister misin yoksa kenarda oturup izlemek mi istersin? Benim anlatacaklarım da var, ondan dolayı ben yemek de yapayım dedi. Ben elimi değdirmek istiyorum artık. İstiyorsun. Aynen. Anladım. Bir de şöyle küçük bir detay var. Ben çok aç geldim buraya. Bir an önce yaparsak. Aynen. Bir de ben açken nasıl olduğumu en iyi Umut bilir, evet, arkadaşım biliyorum, sevgili. Biliyorum. O yüzden bir an önce başlarsak sevinirim. Evet, o zaman canım şöyle yapalım. Sen bu biberleri bir şey yaparak başla. Ne doğra. Olacak? Bunları böyle halka halka. Ben biraz göstereyim sana. Yani bunları... Peki şey böyle ortadan kesip içinin biberlerini tabii, falan şeyleri tabii, 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 tabii. Yani buradan vuracaksın bıçağını. Buradan içeride. Tamam, ben yapacağım. Oo abi, baştan kurallarla başladık. Gece, bu nedir ya? Al şu soğanı da o zaman doğra. Siz nasıl biliyorsanız öyle yapın. Evet. Soğanı küp küp doğrayabilir misin rica etsem? Teşekkürler. İstersen ben yapabilirim. Beceremeyeceksen. Söyle. Bakalım. Şimdi küp küp derken. Şimdi ben sana bir göstereyim mi? Aynen. Şimdi burada öncelikle enine doğru bir çizgi çizdim, tamam mı? Ondan sonra da bunun üzerine de şöyle şeyler attım, çizikler attım. Minik minik de. Bence bunu sen yaptın. Çok güzel yapıyorsun. İlke'nin de elleri soğan kokmasın. Yoksa akşam date mi var İlke? Hı? Who knows? Evet İlke, biraz bize şeyden bahseder misin? Senin bir iştirakın var bildiğim kadarıyla. Ben şu anda figür kilimlerini tasarlayıp satışa sundum. Yani biraz nereden? Kendimden bahsetmeyi bahset. Çok sevmiyorum ama. Olsun, sen bahsettiğine de bize sponsor oldun, parasını verdin, çıktın programa. Aynen. Ondan dolayı da. Ne gerekiyorsa yaptım. Valla Instagram'dan takip ederseniz çok sevinirim, destek olursanız. Anadolu'daki kadınlarımıza hem istihdam sağladığımız hem de kilim dokunma, el dokuması kilim geleneğini sürdürdüğümüz bir proje aslında. Instagram adresin nerede? Instagram adresi de burada. Şimdi öncelikle şu o zaman bir soğanla kıymayı kavurayım ben. Hadi. Tamam mı? Bunu dağıtıyorum böyle kıymayı. Kıymayı güzelce bir kavuracağız. Çevresi güzel bir karamelize olacak. Zeytinyağı koydum. Yok, çiçek yağı koydum çiçek ben. Yağı. Çünkü ben kavurmada çok şey sevmiyorum. Yani bir zeytinyağı bazen bir acılık verebilir. Evet, bravo, bravo. Bak, gurme, gurme, gurme. Bak, kimin arkadaşı işte. Biz Umut'la 1998 senesinde... Yedi be, yedi. Bir şeyi de doğru hatırla ya. Ya biliyorsun, geçmişimle ilgili tarihleri çok iyi hatırlayamıyorum maalesef. Şimdi şöyle, biz İlke'yle lise arkadaşıyız. Ortaokul lise tabii. 12 yaşından beri arkadaşız İlke'yle. Ve arada sırada biz hala lise grubu olarak çok sık görüşen insanlarız. Arada sırada birinden bahsediyoruz. Bahsettiğiniz kişiyle alakalı İlke sürekli o kimdi diyor. O yüzden biz aslında İlke'nin bizle okuduğundan çok emin değiliz. Yani Kadıköy Kız Liseli bana göre. Buradan selam göndermek istediğin birileri var mı İlke'ciğim? Var. Kimlere göndereceğim selamını? Tek tek saymak istemiyorum ama... Onlar kendilerini çok iyi biliyorlar. Onlar kendilerini çok iyi biliyorlar. Evet. Kısaca Şerbet Matik diyebiliriz. Şerbet Matik hashtag ile hashtag oldu mu? Hashtag de. Instagram'da Şerbet Matik hashtag. Şerbet Matik. Hadi görüşürüz. 200 derecede açtık fırını. Çünkü en sonunda kesediyeyi fırına vereceğiz. Ve güzel bir kızarıklık olsun istiyoruz. O yüzden fırınımız 200 derecede. Bu arada bu tarif bayağı pratik ya, göründüğü üzere. Tabii. Lavaş da yapıyoruz değil mi? Tabii tabii. Yani lavaş zaten Türkiye tortilla diye satıyorlar.
Aynen. Ya bu tam aslında benlik. Evde böyle hani çok hızlı pratik yapabileceğim bir şey diye anladım. Göreceğiz. Bakalım, göreceğiz. Bunlar zaten evde herkesin olan şeyler. Olan şeyler. Yani hepsini marketlerden söyleyebileceğim. Biz zaten belli bir noktadan sonra programda öyle bir şeye döndük. En kötü ihtimalle efendim internetten web siteleri aracılığıyla verebileceğiniz tarifler veriyorum artık. Çünkü çok fazla eleştirildim bununla alakalı. O yüzden daha kim basit. Kimmiş o eleştirenler? Ya İlkel, ismini ver. Onlar kendilerini biliyorlar. Onlar da kendilerini biliyorlar. Onlar da kendilerini biliyorlar. Ben kimsenin şimdi kıymam kavruldu. Bunun içine artık soğanımı koyabilirim. Bir şey diyeceğim. Ben herhalde büyük ihtimalle yanlış yapıyorum. Ben mesela önce soğanı kavuruyorum, sonra kıymayı atıyorum. Yok şöyle. Bunun şeyi nedir? Bunun püf noktası önce kıymayı kavuracaksın ki kıyma güzel bir önce mühürlensin. Yani et ürünlerinde her zaman bir çevresini kızartmanı istiyoruz. Kıyma bile olsa. Ondan sonra zaten etin yağ ve suyuyla beraber kıymamız harika şekilde pişmiş oluyor. Evet. Şimdi bunlar güzelce kavruldu. Tabii. Ben doğruyorum. Doğra canım. Şimdi ben bunu alacağım. Bu arada yarım kilo kıyma kullandık. Bir orta boy soğan kullandık. Bir işte iki tane kırmızı biber, dört tane çağrı son biber kullandık. Acı istemenize göre siz sivri biber seçebilirsiniz. Kıymamızın bazı hazır. Kıymamızı alacağız. Ondan sonra ilk şefim bunları bir soteleyecek. Ondan sonra da zaten kesediye yapmaya hazır hale geleceğiz. Şahane. Artık bir kaba aldım. Evet, İlke şefim bunları da doğradı. Evet, şu tabağı alabilir misin bunları rica etsem? Sen mi kavurmak istersen? Sen gel sen kavur. Ben kavurayım. Kavur bakalım sen geç. Ben sana bunları tabağa. Yine aynı tavada. Altını açalım. Aynı tavadayız. Olabildiğince. Ben hiç bilmiyorum. Şu canım buradan böyle altını açtık ama. Bu ısınıyor. Şimdi ekstra bir yağ koyuyorum. Ekstra yağ da gerek yok. Kıymanın yağı falan da kaldı. Bizim için yeterli olacak. Süper. Meksika fasulyesi sever misin İlke? Severim. İyi o zaman ben bunu onun için atayım da bu arada. Denedim seni işte. Bakalım göz kulak bende göz orada mı diye. Ben sen şey vereceksin. Ne vereceğim? Ne vereceğim? Al spatula. Al bakalım. Oyunu vereceksin diye bekliyorum. Cayurcuğum. Yanlış oldu. Böyle şeyler yapayım. Ben bu programa ilk başladığından beri adını değiştirmek istiyorum biliyorsun. Umzik Show yapmak istiyorsun. İlke bu programın adının Umzik Show olmasını istiyor. Lütfen siz de programın isminin yemek önemli yerine Umzik Show olmasını istiyorsanız yorumlara yazın lütfen. Yani Umzik Show olsun, yemek önemli olsun. Şu hareketi değiştirme. Ben muhtemelen değiştirmeyeceğim ama yine de şey. Bak sen şu hareketi istiyordun bak ben sana onu bir şey yapayım bak. Bak bu hareket bak. Anladın mı? Bunu bir 360 derece böyle şey yapman lazım. Ben onu yaparım da düşerse. Ya sen düş sen boş ver ya. Hazır mıyız? Hazırız. Ya helal olsun. Biraz daha çalışmaya ihtiyacın var. Tava biraz ısınsın. Tava soğudu. Onun olayı odur çünkü. Asla yapamadım. Senin albümün çıkacak mı bu arada? Yok. Evet. Bence güzel. Bence biberler güzel. Şimdi o zaman yani Meksika fasulyesi, Meksika mutfağının zaten şeylerine aslında klasik kesediye tariflerinde yok. Ama bu benim kesediye tarifim olduğuna göre. Yakışır ama. Bence de yakışır. Çünkü yani Meksika'nın iki tane vazgeçilmez tahılı var. Bir tanesi Meksika fasulyesi, diğeri mısır. Ondan dolayı ben bunları da koyacağım. Koy. İzninizle. Hepsini mi? Yok canım hepsini koymayacağım. İşte yarım su bardağı kadar ikisinden de koymuş olalım. Peki İlkeciğim jalapeno koyabilir miyim biraz içine? Bence turşusu. Değil mi? Biraz pişirmeli pişirmemi pişirmeyelim. Bence de pişirmeyelim. Çok haklısın. Şunu da ben sana tutayım istersen. Şunu da devir bir. Hepsini koy. Hepsini koy kıymanın da. Nasıl kokular şefim? İnanılmaz. Şöyle o. Şöyle iki yemek kaşığı da. Peki İlkeciğim bu arada marinara tarifini nerede bulabileceklerini biliyor musun nerede insanların? Bulacaklar? Bak şurada. Marinara tarifinde bulmanız mümkün efendim. Mısır yumurta kırıp yemece diyorsun. Değil mi? Aynen. Oldu bence. Ne diyorsun? Bence şahane oldu. Bence de şahane oldu. Kapattım altını. Artık hazırlığa başlayabiliriz. Senin son bir vazifen kaldı. Şimdi biliyorsun ben solağım. Buradan alalım bunu. Biliyorsun ben solağım İlke. Evet. Ondan dolayı da rende beni hep kesiyor. Ondan dolayı ben senden bir rendelemeni rica edeceğim. Rende de çok iyiyimdir ben. Rende de iyi misindir? Tamam. Her
herkese. Güzel. Biraz rende yapalım. Şöyle ben de tepsiyi. Tamam sen rendelemeye başla. Peki rende için taraf şeyiniz var mı? Hiç önemli değil. Hiç önemli değil. Nasıl istersen senin tamam. keyfine göre Peki, bırakıyorum. Peki direkt tahtaya yapıyorum. Tahtaya rendele direkt. Böyle aynen. alıyorum kalıpla. Aynen. Girişiyorum. Evet bunu sonuç olarak fırına vereceğiz. Tamam mı? Ve tabii ki herkesin bu çok sevdiği. Hayat kurtaran bir şey. Senden öğrendim ve uyguluyorum gerçekten. Alan değil. Bu şey da yok mu? Bayağıdır görmüyorum. Pıs ya. Pıs ya ama ihtiyacımız var. Bunu da biraz üstünü kızartmak için kullanırız belki başka bir şey ben olarak. Ben hep izleyip çünkü özeniyorum. Özeniyorsun. Alayım sana tatlım bir tane ya. Aşk tamam, olsun. Ben alayım. Ben nereden bulacağımı bilemiyorum. İnternet üzerinden her şeyi söyleyebilirim. Pıslı bir tane. Heh. Şimdi jingle da biliyorsun. Şimdi İlke'ye zor bir iş verdim ama benim işim de kolay değil. Bu nedense bunu böyle inanılmaz paketliyorlar. Çok zor şey yapılan bir şey bu. Açılan bir şey. Dilimli burger peyniri. Yeter mi hakikaten? Biraz daha kaşar rendeli. Ya. Bir üstüne de atarız be. Atarız ha? Atarız ya. Ayrıca da yeriz. Hah ısıra ısıra tekerlek kaşarı. Evet şimdi İlke'ye sordum. Normal tortilla ile mi yapayım yoksa tam buğday unlu tortilla ile mi yapayım diye. Dedi ki abi yani gerek yok bunu biraz olsun dikkat eden. Gerçi kesediye yiyorsa ne kadar dikkat ediyordur sağlığına. Bence sağlıksız ya da çok kalorili kötü bir şey yok gayet güzel. Peynir? Peynir, et, sebze. Nedir ya? Bunu hiç... Ha. Evet şimdi kabul etmiyorum. Bunu tabanına güzelce şöyle burger peynirini... Döşeyelim bakalım. İlkeciğim artık üzerine kıymayı istersen. Onu ama oranını sen yap. Ben öyle mi diyorsun işte. Peki ne ben yapayım? Ne kadar koyacağımı bilmiyorum. Vallahi çok güzel yapmışsın. İlke eline sağlık. Harbiden kardeşim. Ne ya, diyorsun? Yalmaz gözüküyor. Şimdi bir bu, an önce artık. Bunun üzerine de şöyle. Kaşarını vereceksin abi. Of. Ne diyorsun üzerine de güzelce kaşarını. İlke şu an sen salyan mı aktı yanımda? Ben sesi duydun mu? Şup bir de etti ya. Önemli bir dokunuş. Jalapeno'larımız da. Bu arada bayağı acı o yüzden. Ama güzel bu. Güzel bir acı yedirir. Güzel bir acı. Ama çıkışı da var ya işte. Yani sonunu düşünen kahraman olmazmış. Memati. Bunu da üzerine böyle kapatıyoruz. Şunlar birbirini tutsun diye şuradaki kaşarları da şuraya koyalım. Arada bir macun. Aynen macun görevi görsün burada da. Ve artık fırına vermeye hazırız. Bakalım kaç dakika sonra neler yaşayacağız hep beraber göreceğiz. Evet İlke. Ben heyecandan ölüyorum artık. Bir ne yaptığımı anlatayım o zaman. Bir 10 dakika 200 derecede fırına verdik. Çok güzel, içi harika şekilde kaşarları, peynirleri eridi. Malzemeler birbirine geçti. Ve ondan sonra dışarı aldık. Üzerine kaşarı koyduk. Yani bu tabi yapmanıza gerek yok ama ben böyle şeyleri peynirli seviyorum. Bir 5 dakika kadar da fırının üst ızgarası açık şekilde yaptık. Ve bence harika bir şey oldu. Bakalım sağlamlığın testini de yapıyoruz. Oo çok güzel. Bir 5 dakika daha oturmasını bekledik bu arada. Onu da hatırlatmış olalım. Bu arada sana bir sürprizim var. Ne? Kesediyanın yanında. Ne yemek isterdin? Aa, birkaç sos olsa hiç fena olmaz. Hiç aramızda konuşmamıştık. Ne geliyor acaba? Evet. Şimdi Meksika'nın 3 tane... Yani vazgeçilmez 3 tane sosu var. Ekşi krema yani sour cream, salsa ve guacamole. Bunları nerede bulabilirler? Şurada. Görmeniz mümkün olacak. Yani aşırı sinematik. Hatta belki Ahmet şuraya da bir şey verirsin, bir kare açarsın buraya. Orada yani biraz bakmaları için de kendilerine yardım. Hadi görüşürüz. Evet ben artık bunu kesiyorum. Artık yiyelim ne olur. Değil mi? Bence hemen yiyemeyeceksin ki bu arada. Neden? Çünkü... Hayır. Ahmet bunun fotoğrafını çekecek çünkü daha. Ya tamam o kadar beklemeyeceğim. Ne zaman yiyebileceğim? Dur kız dur. Kesediyeyi bozacağım. Bunu of. Ahmet lütfen yakaladım de. Yalvarırım yakaladım de. Çok iyi. Şöyle
Koyuyorum. Bak şimdi bunun 5 dakika dinlenmesini şey yaptık. Lazanyadan aldığımız ders ile şöyle gösterelim. Harika şekilde kaşarı da dışarı taşıyor. Reklamlardan sonra beraber olacağız. Amanın, 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 amanın. Reklamlardan sonra, reklamlardan sonra. Dobrovski, Dobrovski, amanın, amanın. Evet İlke. Ay gözün aydın. Fotoğrafı da çektik. Artık İlke'yi daha fazla sinirlendirmeyeceğim. Şunlara birer tane sos kaşığı. Çünkü senden isteyeceğim şu. Bunu yerken al böyle aynen. İzninizle. Tabii ki. Bunu gece izleyen sevgili izleyicilerden. Şimdi böyle tut öyle. Aynen bir tut çünkü öyle. Çünkü seni hep böyle geceleri mi izlediğimizde hiç hoş olmuyor. Bitti. Lanet olsun. Sürdürüyorsunuz yavaş yavaş. Biraz da salsa. Aynen. Katla bebeğim. Katla. Üf. Üf. Of. Hayatımda başıma gelmedi ya. Bir senedir video çekiyorum ben. Ne diyorsun babaç? Ben deyim mi? Keto meto. Şimdi şöyle alttan bakın bir şey diyeceğim. Oturmasını şöyle gösterelim. Çok güzel. Harç tutmuş. Buradan sour cream'i şöyle sürdüm. Ben devam ediyorum. Tabii ki ya. Kimse kusura musura bakmam ya. Yani oğlum biz bu Jedi'yi daha önceden çağıracaktık. İlke Jedi'dir bu arada. Bu bilgiyi de buradan paylaşmış olalım. Bilmeyenler için. Kaşığı da almış kendi tabağına. Kimse şey yapmasın diye, dokunmasın diye. Kardeşim. Tabii. Bunu böyle kıvırıyorum. Hazır mıyız kıvırma işlemine Ahmetciğim? Şuradan bak şu. Bak. Sonra. Çıtırına. Şöyle de şey yaptık. Ha yemesi düşündüğümden daha zormuş. Oh! Şeyi de aldım biraz. Sos da aldım biraz. Evet. Önce gir. Ahmet çok özür diliyorum senden. Gerçekten çok lezzetli. Ahmet'i bugün ketojenik rejime soktum. Yiyemeyecekti. Ahmet'i bugün bir ketojenik kampa soktum. Dedi ki abi bari şey yap, ketojenik bir şeyler yap. Dedim ki abi İlke'ye söz verdim, kese diye yapacağım. Geri adım atamam artık. Ama ne diyorsun şefim? Memnun muyuz? Şefim inanılmaz. Afiyet bal. Ben bunu kahvaltıda da yerim bu arada. Tabii ki. Öğlen de yerim, akşam da yerim. Her gün yerim. Yersin be. O zaman hola amigos diyoruz. Ve kapatalım yer yiyeceğim söz. Tamam, hadi bakalım. Demek istediğin son bir şey varsa. Her yerim ya içine. Demek istediğim son bir şey. Gidin buradan. Kapatın artık da yiyelim rahat rahat. Yok çok güzeldi gerçekten. Bence bayağı pratik. Çok lezzetli. Farklı versiyonları da yapılabilir. Tavuklusu falan diye düşünüyorum. Bence kesin deneyin. Başka versiyonlara İlke gelsin. Onları da denesin diyorsanız onu da yaz. İlkeciğim çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Afiyet bal şeker olsun. Kendinize çok iyi bakın efendim. Bye bye. Isır bakalım. Yani sana da sağlıklı yiyorsun ya. Vallahi.